Mikrofon yok, sesim belki gelmiyor olabilir ama. Hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcımız Sayın Profesör Ahmet Köse hocamız. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Müdürümüz Sayın Yakup Selvi. İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Başkanı Sayın Turgay Kanarya. Hoş geldiniz. Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Fatih Dernek Başkanımız Sayın Mehmet Altınordu. Hoş geldiniz. Değerli üyelerimiz, sevgili misafirler, MSC Teknoloji ile beraber ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz bilgilendirme kahvaltı toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Ben sözü başkana vereceğim ama iki tane şeyim var. Bir, kurucu üyelerimizden geçen hafta vefat eden Muharrem Güzel abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bir de bildirim var. Önümüzdeki hafta cumartesi günü saat 2'de öğlen Yeminli Mali Müşavir Azmi Demirci hocamızın incelemeler ve izaha davet mükellef hakları konusunda bir dernek merkezinde sunumu olacak. Hepinizi oraya bekliyoruz. Derneğimizin faaliyetleriyle ilgili olarak Başkanımız Recep Önem'i kürsüye davet ediyoruz. Kürsümüze davet ediyoruz. Başkanımın sesi daha güç çıkar. Beni belki duymamış olabilirsiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Benim sesim biraz daha gür çıkıyor. Mikrofona ihtiyacım yok. Mikrofona ihtiyacım yok. Ama mikrofon olsaydı daha iyi olurdu. Uludağ Restoran'ın yetkililerine de buradan sesleniyorum. Bundan sonraki organizasyonları hep burada yapacağız. O yüzden mikrofon ve kürsü düzeninin olmasını rica ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün MSC Teknoloji Anonim Şirketi ile birlikte, çok sağ olsunlar, var olsunlar, onlarla birlikte, onların katkılarıyla birlikte düzenlediğimiz bu kahvaltı etkinliği yaz döneminden sonra ilk toplantımız. Bu toplantıya tabii yoğun bir katılım oldu. Davetlerimizi kırmayarak gelen İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Ahmet Köse'ye, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi İşletme İktisadi Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sayın Yakup Selvi'ye, İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi, geçmiş dönem Başkan Yardımcısı, Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Başkanı Sayın Turgay Kanarya'ya, Fatih Mali Müşavirler Birliği Derneği Başkanı Sayın Mehmet Altınordu'ya, Şişli geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı değerli üyemiz Gülnaz Güler'e, kurucu üyelerimize, geçmiş dönem yönetim kurulu arkadaşlarıma, tüm meslektaşlarıma katılımlarından dolayı yönetim kurulum adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyor. Değerli arkadaşlar, 2012'den bu döneme 5 yıl geçti. Bağımsız denetim 660 sayılı kanun hükmünde kararname ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çıktığından beri. Ama bu 5 yılda meslek olarak nereye geldik derseniz, çok umduğumuz, çok istediğimiz, çok hevesle yaklaştığımız bir noktada değiliz. Sorunlarımız var, sıkıntılarımız var. Bu sorunlarımız ve sıkıntılarımızı inanıyoruz ki ancak birlikte aşabiliriz. Kamu Gözetim Kurumu, denetim ve gözetimde tek yetkili olan Kamu Gözetim Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, bağımsız denetçilerin beklentilerini bugüne kadar yerine getirmediler maalesef. Sıkıntılarımız ne? Çok talep ettiğimiz halde fiyat tarifesi yayınlanmadı mesela.
çok çok istediğimiz halde firmalar arası haksız rekabeti önleyemedik mesela. Bağımsız denetçilik unvanı bir üst unvan olmasına rağmen yeminli mali müşavir ve mali müşavir ayrımını bir türlü ortadan kaldıramadık mesela. İşte 3 yıllık bir bağımsız denetim raporunda imzası olmayan veya eğitimlere katılmayan meslektaşlarımızın üyeliklerinin veya bağımsız denetçiliklerinin pasife alınması konusunu sorunu halledemedik mesela. Önümüzdeki dönem BOBI, PRS ve meslekte sürekli eğitim konusu geliyor. Bu tamamen bizleri sıkıntıya sokan ve meslektaşlar olarak bir türlü hazır olmadığımız konular. O yüzden bağımsız denetim değerli arkadaşlar, daha önceki konuşmalarımda da söylediğim gibi, yani akla kara gibi, bağımsız denetimle mali müşavirlik akla kara gibi, geceyle gündüz gibi, yani otobanla karayolu gibi. Bağımsız denetimi yapacak arkadaşların, yapacak meslektaşlarımız bir tercihte bulunmaları ve önümüzdeki döneme kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Her konuşmamızda, her toplantımızda bunu ifade ediyor. Tabii ki yetkilendirici kurumun sorumlulukları ayrı bir konu. Hani iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım noktasından hareketle meslektaşlar olarak bu 5 yıllık süreçte biz ne yaptık dersek biraz da öz eleştiri yapmamız gerekiyor kanısındayım. Meslektaşlar olarak bireysel hareket ile hiçbir hakkın elde edilemeyeceğini hepimiz biliyoruz değerli arkadaşlar. İşte bunu bildiğimiz için 4 yıl evvel birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle biz Bağımsız Denetim Uzmanları Derneği'ni kurduk. 41 arkadaş kurduk. Sayın Genel Sekreterim de konuşmasında söyledi. Geçenlerde kurucu üyelerimizden değerli büyüğümüz Muharrem Güzel'i kaybettik. Mekanı cennet olsun. Mekanı ışıklarla dolsun inşallah. Daha önce de başka üyelerimizi kaybettik. Mehmet Ekiz gibi. Onların da mekanı cennet olsun. Değerli arkadaşlar, birlikten kuvvet doğar dedik. O yüzden yola çıktık. Dernek olarak eğitimler yapıyoruz. Seminerler düzenliyoruz. Üyelerimiz ve meslektaşlarımız arasında sinerji yaratmak için çalışmalarda bulunuyoruz. Bakın, Kamu Gözetim Kurumu 660 sayılı kanun hükmünde kararname ve 6102 sayılı ticaret kanunu çıktığından bugüne kadar Türkiye'de 10'a yakın dernek kuruldu. Derneklerin kurulma ihtiyacı neden arkadaşlar? Meslektaşların bir araya gelmesi, bir sinerji yaratması, meslekle ilgili üretimler ortaya koyması ve üst kurulların eğer bir şeyler üretemiyorlarsa bir irade ortaya koymalarıdır. Bizim Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Üst Kurulumuz TURMO, meslek yasamız ve kanun hükmünde kararnamenin çıktığı günden bugüne Kamu Gözetim Kurumu'yla çekişme halinde olmasından dolayı ne bağımsız denetim mesleğine ne bağımsız denetçi meslektaşlara sahip çıkmamıştır. Çıkmadığı için de böyle dernekleşmeler ve böyle oluşumlar olmuştur. Yani ki 4,5 yıldır elimizden gelen gayreti göstererek geçmiş yönetimler, yönetim kurulunda da görev almış olan arkadaşlar da dahil büyük fedakarlıklara katlanarak derneği, sivil toplum örgütü olan derneğimizi ayakta tutmaya, meslektaşlarımız için üretmeye, ortaya projeler koymaya gayret sarf ediyor. Bakın, derneğimizin geldiği noktayı sizlere anlatabilmek için eğer ki Kamu Gözetim Kurumu gözetim ve denetlemede tek yetkili kurum, Kamu Gözetim Kurumu yönetmelik ve taslaklar çıkarmak için çalışmalar yaptığında derneğimizden görüş istiyorsa 550 küsur yıllık İstanbul Üniversitesi ile değerli hocalarım burada bizler projeler üretebiliyorsak, özel vakıf üniversiteleri muhasebe ve denetim konusunda
lisans ve lisansüstü öğrencilere bilgi aktarımı için dernek yönetim kuruluna başvurup gelin, öğrencilerimize mesleği anlatın diyorlarsa 4 yılda, 4,5 yılda bu dernek belli bir noktaya gelmiştir değerli arkadaşlar. O yüzden derneğin daha üst noktalara çıkabilmesi, söz sahibi olabilmesi, üretebilmesi ve irade ortaya koyabilmesi için tüm meslektaşlarımızın katkısına ihtiyacımız var. Desteğine ihtiyacımız var. Sivil toplum örgütleri desteksiz, ortaya irade koymadan ayakta durmaları mümkün değil değerli arkadaşlar. Yaz dönemini geçirdik. Kış döneminde dernek tekrar çalışmaya başladı. Birazdan eğitimden sorumlu yönetim kurulu arkadaşım sizlere önümüzdeki dönemle ilgili planlamaları ve eğitim sürecini aktaracaklar. Sizleri daha fazla sıkmamak için derneğimize katkı sunmanızı, bizlerle birlikte olmanızı, bir meşale yaktık. Bu ışığı söndürmemek için sonuna kadar yanımızda hissetmek istiyoruz sizleri. O yüzden derneğimize davet ediyoruz. Bakın bizim derneğimizin, aramızda yeni olan arkadaşlar var. Derneğimizin merkezi Cevizli Bağ'da bir eğitim salonumuz var. Biz tabela derneği değiliz. Eğitimler yapıyoruz, paneller yapıyoruz, üretimler yapıyoruz. Yeni katılan arkadaşlarım derneğimizi ziyaret etmesini talep ediyoruz. Sözlerimi tamamlarken bugünkü organizasyonu yapmamızda bize destek olan MCS Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu üyelerine, değerli arkadaşlara, sayın hocalarıma, dernek kurucu üyelerimize ve tüm meslektaşlarıma, sayın Turgay Kanarya'ya, sayın dernek başkanlarıma teşekkür ediyor. Yönetim kurulum ve şahsım adına tekrar saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Var olun. Sağ olun.